Orhan Bursalı, önce AKP, FETÖ, şimdi AKP bölü metre HP. Türkiye sürekli iktidar kavgalarının hüküm sürdüğü, üst düzeyde kıyasıya siyasi kavgaların olduğu bir ülke olarak tarihe ve kayıtlara geçiyor. Tüm bunlar da AKP iktidarları zamanında gerçekleşiyor. AKP'nin FETÖ ile iktidar ortaklığı ve şimdi de AKP'nin MHP ile iktidar ortaklığı. Sonu 2016 FETÖ askeri darbe girişimine varan ilk büyük iktidar savaşını burada anımsatmak gerekmiyor. Şüphesiz aralarında derin farklar var ama şimdi de Ankara'da emniyette üst düzeyde yaşanan, acil gece toplantılarına vesile olan emniyetteki gözaltılar parçalanmış veya parsellenmiş bir iktidarın dışa vurumu. Yalnız bugünkü görüntüde, son 7-8 yıldır yargı, siyaset ve emniyet ile iç içeliği sorgulanan mafyöz yapılanmaların çok önemli etkisi görülüyor. Konu Ayhan Bora Kaplan isimli bir çete reisi, bu süreç önemli rol oynuyor. Aslında Kaplan bir simge, öne çıkan, çok kısa süre içinde palazlanan Kaplan'ın emniyet ve siyasi ilişkileri ve işbirlikleri göz kamaştırıcı. Yurt dışına kaçarken havaalanında derdest edilen kaplanla ilişkili olduğu varsayılan veya öne sürülen emniyet içindeki dört gözaltılı sarsıntının ucunun, hükümette resmen ortak olmayan ama devlet bürokrasisinde örgütlü ortaklığı üzerine çok şey yazılıp çizilen MHP ile ilişkisi tartışılıyor. Fakat görüldüğü kadar AKP -P ortaklığını da aşan, iktidarda çok parselli bir kavga, ayak kaydırma ve benzeri. Söz konusu. Türkiye yasa dışı oluşumlarla siyaset iktidar ilişkilerine yabancı değil. En büyüğü 1996 Susurluk skandalıdır. Hepsinde bir emniyet ve siyaset ayağı var. Mafya devletle, emniyetle, yargı ile ilişkisi olmadan palazlanamaz. Zaten bugüne kadar son 5-6 yıl içinde yaşadıklarımızın hepsi bir ülke, devlet ve iktidar için yüz kızartıcıdır. Mayfa'ya yol verilmekte, sonra kazandığı milyarların bir kısmı paylaşılmaktadır. Şu an yaşanmakta olan tam bir siyasi kamplaşma ve hesaplaşma görüntüsü veriyor. Sinan Ateş cinayeti de bu görüntünün bir parçasıdır. Ortaklar birbirini zorluyor. Karşılıklı kozlarıyla, iktidar ilişkilerini bugüne kadar sürdürdükleri dengenin bozulması ve yeni siyasi bir durumun ortaya çıkması söz konusu mu bilinmez. Ama Kavala'nın yeniden yargılanması veya serbest bırakılması konusundaki gelişmeler de ortaklar arasında gerilimin veya anlaşmazlığın bir parçasıdır. Etki ajanı yasası da MHP'nin bir dayatması mıdır? AKP MHP ile olan ortaklığını öyle kolay idare edemez ve sürekli kaybeden ve boyun en büyük taraf durumunda gözüküyor. Bu bir iktidar çıkmazıdır aynı zamanda. Şu sırada seçmen azınlığına dayanan bir iktidarın vereceği tavizler de oldukça fazla olduğunu bilmeliyiz. Merakla bu işin sonu nereye varacak, bekleyeceğiz. İlk büyük iktidar savaşı FETÖ ile birlikte AKP'nin orduya, vesayet savına karşı 2007'de başlattığı Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıydı.